Her şeyi anlattı, anlattı, anlattı bir hanımefendi, son cümlesinde sıkıştırdı. Ama benim şekere zaafım var dedi. Yani konu güzellik olsa bile aslında birazcık bilinçaltımıza da şekerin ne kadar önemli bir zehir olduğu galiba yerleşmiş. Şeker cilde ne yapar? Yani şeyi arttırdığı için kan dolaşımını azaltacak bir ödem oluşturuyor. Öyle değil mi? Şeker biliyorsunuz toksiktir. <laughs> Şeker cilde ne yapar? Cildi bozar. Yani e, şeker dediysek yalnız şeker değil. Yani şekere dönüşen bütün karbonhidratlar. Yani e, işlem görmüş bütün unlar, tahıllar. Neden? Şeker vücutta girdiği zaman vücudumuz e, işte yüzde bir oranında şekere ihtiyacı var. Gerisini vücut kullanamıyor ve vücuttaki hücrelerle bir şekerle reaksiyona giriyor. Şeker yükseldiği zaman, yani vücuttaki hücrelerde karamelizasyon oluyor. Millard reaksiyonu deriz biz buna. Millard reaksiyonu. Ve o karamelize yani karamelize oluyor ya şekerler. Hı hı. İşte cildinizde de o geldiği zaman cildiniz buruşur efendim. Hı. Yani şekerin şeysi o. Ayrıca şeker yüksekliği insülin yüksekliği de yapar. İnsülin yüksekliği de ayrı bir problem zaten. Onları her zaman kitaplarda anlatıyoruz. Tamam peki notlarımdan ilerleyeyim. Röportajlar esnasında böyle dikkatimi çeken şeyler oldu. Genç bir arkadaşımız yanlış talihsiz bir cümle kurarak dedi ki e, dengeli e, yeteri kadar tahıl tüketiyorum dedi. E, bu cümlenin e, etrafında bir konuşalım mı ister misin? Tahıllar e, doğal olduğu zaman mesela tahıl tüketiyor ne tüketiyor mesela e, şey tükettiği zaman ele eğer yulaf ezmesi tüketiyorsa bitti. Ve de yeni yapılan bir araştırma bile bunu şey gösterdi. Dünya Sağlık Organizasyonu gösterdi. Hani sabah e, gevrekler var ya kahvaltı evet. gevrekleri. Bütün o kahvaltı gevreklerin üstünde aspartam olduğunu gösterdiler. Ve tüketmeyin diyorlar. Ve geçen Tahıl. programda konuştuk yani aspartamla evet. ilgili aslında i̇şte, işte beklenen şey. açıklama geldi. Tahıllar da yani bizim geleneksel olarak siyez buğdarımız, kara kırıklık buğdayımız bulursak tabii. Onlarda da ama devamlı tahıl tüketmekte. De. Hakikaten tahılların içinde, bilhassa modern buğdayın içinde. Şimdi ya yani tüketilen modern buğday. Hı hı. Yani modern buğday demek, cüce buğday demektir. Modern, buğday, modern buğdayın içinde bir kere hibrittir ve de gluten çok fazladır. Cildi bozan, cildi bozan, anksiyete yapan, yani kaygı yapan, bağırsakları bozan, bağışıklık sistemini çökerten. Hı hı. O cilt güzelliğinizi bozan da glutendir efendim. Peki hocam e, bir cevabında ünlü markalardan kullanmaya çalışıyorum dedi. O e, kimyasallarla ilgili soru sorduğum zaman. E, ünlü markalar her zaman e, daha güvenilir olanlar mı? Ünlü markalar çok bağlıdır. Paranız varsa harcarsınız kardeşim. <laughs> ünlü marka diye bir şey yok. E, ünlü marka demek e, propaganda demek biliyorsunuz siz de yani yayıncısınız. Provokandasız hiçbir şey yapılmıyor. O ünlü marka işte bir adını kullanıyorlar. En pahalı şeyleri sağlıklı diye alıyorlar. Onlar da hepsi sağlıksız efendim. Kusura bakmasınlar. Peki röportaj yaptığımız kişilerden birinin de siz o esnada dediniz ki yani öyle diyorsun dikkat ediyorum diyorsun ama gözlerin etrafı mor diye bir eleştiri getirdiniz. Evet, evet. Bu ne demek? Bir bir şeyimizde işte bir konuşmacımızda Gözlerinin etrafı siyahtı hakikaten. O çok büyük bir belirti. O bütün vücudunda ne yaparsa yapsın müsilaj olduğunu gösteriyor. Yani bir yerde vücudunda bir reaksiyon var, bir mücadele var. Kronik inflamasyon diyoruz biz buna. Sessiz, kronik, low grade deniyoruz. Low grade inflammation diyoruz. Bütün kronik hastalıkların temelinde o yatar efendim. Ve de en önemli belirtilerden biri de işte alerjidir. Birisi de çok alerjim var dedi. Cildim şey dedi. Hmm, hassas, ee, dedi. hassas dedi. Cilt hassaslığı bir şey yok kardeşim. Vücudundaki başka sistemi çöktüğünü gösterir o senin. Midem hassas. Değil efendim. Midem hassas ne demek? Niye mideniz hassas olsun? Öyle bir öyle bir yaratılmışız ki her şeyi öğütelim diye yaratılmışız. Ama doğru dürüst malzemeleri öğütelim diye hmm. yaratılmışız. Sizin çok dikkatinizi çeken eee yani röportajlardan bir tanesi o genetik faktörler çok önemli cilt güzelliğinde dedi bir hanımefendi. Siz de biraz tepki gösterdiniz. E Tabii yani genetik hiçbir şey yok. Genetik hastalık yok. Bakın bu Geçek Tıp'ın 10 şifresinde ne diyorum? Genetik ve iyileşmez denen hastalıklar nasıl tedavi edilir? Genetik olarak genetik değildir. Tabi yani doğuştan olan engelli doğan çocuklar o genetiktir. Ona ben bir şey demiyorum. Ama sonradan ortaya çıkan yani e, çevresel faktörlerin e, etkisiyle ortaya çıkan hastalıklar genetiktir. Ve biz buna ne diyoruz? E, genetik üstü. Epigenetik diyoruz. Hı hı. Bunların hepsi çevreseldir. Çevreseller de, e, dilimde tüy bitti anlatmaktan. E, bütün bu kimyasallar, vücudunuza sürdüğünüz o güzel saç boyaları, tuzaklarınıza sürdüğünüz onlar, sonra evde kullanılan deterjanlar, kokular, en lüks en pahalı markalardaki kokular. Bunlar hepsi çevresel toksinler, ağır metaller vücuda girdiği zaman bunlar zaten hücreleri bozuyor sizin genetiğiniz olsanız Genetik olarak hepimiz anadan doğal yaşamak için doğmuşuzdur. Bunu bunu bilim adamları söylüyor. Yani biz hastalıklı doğmuyoruz. Sonradan bu çevresel faktörler, yanlış yaşamak, yanlış işte uygulamalar bütün bunlar e, hakikaten e, e, hepsi çevresel dediğimiz epigenetik hastalıklardır. <laughs> Bunlardan uzaklaşırsak hastalıklar da iyileşiyor. Mesela şeker hastalığını alalım. Şeker hastalığı, annende şeker hastalığı var, babanda şeker hastalığı var, sende de olacak. Yok böyle bir şey. D sen, dikkat edersen, kendini korursan şeker hastası olmazsın. Annende artrit var, sende de olacak. Vah 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 vah. doktorlar bunu söylüyor. Sende de genetik, değil efendim. Eğer bir kişide artrit varsa Artık bilin ki o kişinin vücudunda ağır metaller birikmiş. Ağır metaller nedir? Ağır metaller civa. Ağır metaller nedir? Efendim kadmiyum, kurşun ve alüminyum. Bunları nereden alıyoruz vücudumuza hocam? Bütün vücudunuza bunları kullandığınız o malzemelerden alıyorsunuz efendim. Havaya sıkılan ilaçlardan alıyorsunuz efendim. Böcek ilaçlarından alıyorsunuz efendim. Evde kullanılan deterjanlardan, dezenfektlardan kokulardan alıyorsunuz efendim ve sigaradan. Sigaradan çok var. Hocam kokuya iki kez değindiniz. Aslında galiba şundan vazgeçmemiz gerekiyor. Bir şeyin güzel kokması temiz olduğu anlamına geliyor ya bizim için. Öyle yerleşmiş. Halbuki öyle değil değil mi? Yani değil. koku kokuyla ilgili o o yumuşatıcıların, o deterjanların içine koyulan koku nedir biliyor musunuz? O hanımların beyninde bağımlılık yapmaktır. O hanımlar ev hanımları veya temizlik yapan hanımlar, yardımcılarımız o kokuyu duyunca mutlu oluyorlar, tinerciler gibi. Ve endüstri bunu çok iyi biliyor, üreticiler bunu çok iyi biliyor ve onu kullanıyorlar. O kokuyu duymadan mutlu olamıyorlar, mutlu olunca temizlik oldu sanıyorlar. Temizlik yani temizlik de aşırı temizlik veya aşırı e, hijyenik diye bir arkadaş da hijyenik yaşıyorum dedi. Hı hı. Hijyenik yaşamayacaksın kardeş, vücudunu güçlendireceksin. Hijyenik yaşamak ne demek? Yok böyle bir şey. Bunlar hepsi. Endüstrinin, piyasanın e, algı yaratması, propaganda yaparak eşyalarını satmak için. Hiç kimse sizi beni, Ali Veli'yi düşünmez.